Yahudilerin Yahve'si, Hristiyanların Tanrı dediği, Müslümanların da Allah dediği, yaratıcıya atfetmiş olduğu anlamlar arasındaki fark nedir? Onu sorarak devam edelim istiyorum. Şimdi özleri itibariyle dedim <laughs> ya, vahye dayanması itibariyle bunlara biz semavi din diyoruz biliyorsunuz. Dolayısıyla özü itibariyle, yani asıllara itibariyle hepsinin yani inendiği yüce varlık aynı. Yani burada bir ayrım yapmıyoruz ama günümüz için söylersek, yani Hristiyanların işte e, tanrısı Yahudilerin tanrısı ve İslam'ın Allah ın anlayışı arasında şöyle bir fark oluşmuş. E, bir anlamda mesela kişilerin, bireylerin tanrılaştırılması, rab edilmesi, kişinin e, mesela veya da somut olanın kutsallaştırılarak yüceltilip bir eden tanrı yerine ikame edilmesi e, veyahut da beşeri sıfatların ona atfedilmesi bizdeki tevhid inancına aykırı bulunmuştur biliyorsunuz. Yani bir anlamda şöyle görüyoruz aslında bir yönüyle e, bunlardaki tanrı inancı tahrif edilmiş bir tanrı inancıdır diyoruz kısmen yani İslam Baris inancının örnekleyebilir miyiz hocam e, işte bunlardan son mesela Hazreti İsa'nın tanrılaştırılması bunlardan birisi mesela bu teslisin kabul edilmesi bunlar biliyorsunuz tevhid akidesine aykırı bulunmuştur oysa ki e, bizim İslam inançları açısından bunu kabul edilmek mümkün değildir hem teslisi kabul etmek hem de e, Hazreti İsa'nın bir bireyin tanrılaştırılması yani tam olarak bunu ifade etmiyorlar ama e, şimdi uklumu selase deyip de bir anlamda bunu bir ilke olarak, prensip olarak ortaya koymaları bizim en azından İslam inançları açısından riskli bulunmuştur. Tüm Hristiyan dünyası için böyle midir hocam? Aa, bilemiyorum. Belki dünyanın bir yöresinde yaşayan bir Hristiyan topluluk vardır. Farklı bir inancı sahiptir. Bilemiyorum. Yahudilerin temel fark olarak atfettiği anlam nedir? Şimdi biraz da tabii ki şöyle bir şey var. Ee, bu tasavvur. Yani evet Allah bir ama şu salımdaki insanların her birinin Allah'ı anlayış biçimleri birbirinden farklı olabilir. Yani bunu bizim Müslümanlar için de söylemek mümkün, Hristiyan dünya için, alem için de söylemek mümkün. Yani bir anlamda insanın şeyine göre dini anlama biçimi de aklı kapasitesine göredir. Yani kabiliyetine, yeteneğine, ilmi birikimine göre vesaire vesaire. Mesela evde işte benim 90 yaşında bir annem var. Ona sorarım Allah birdir ortağı yok der. İbadetini yapar çıkar kenara. Ama ben geldiğim zaman Allah'ın sıfatları devreye girer. Zatın aynı mıdır, gayri midir devreye girer. Bir sürü felsefi, teolojik arka plan devreye girer. Şimdi dolayısıyla bakın annemdeki o uluhiyet anlayışıyla bendeki birbirinden farklı. Onunki daha sade. İşte ortada öz bir ilke var, onun peşinde gidiyor. Ama benimki daha karmaşık geliyor. Biraz zorlaştırıyoruz işi. Yani bu işin herhalde tahkikini, ilmi birikimi geldikçe biraz daha artık teferruata dalıyor. O teferruatı bilmek de tabii gerekiyor en azından ama... bir arka plan oluşturabilmek açısından gerekiyor. E Dolayısıyla toplumlardaki bu şekilde yani insanların bakıyorsunuz mesela Yahudilerin tanrı anlayışı hepsi belki öyle da bir kısmı savaşçı bir tanrıdır. Yani insanlara savaşı emreder, şiddeti emreder, katletmeye emreder. Oysa ki bakıyorsunuz Cumhurbaşkanı'nınki son derece barışçı bir algıdır. Oysa ki barışı, huzuru, mutluluğu İslam'a emreder bir anlamda. Evet. Yani İslam teslimiyet, barış demektir biliyorsunuz. Ee, Yahudilikteki insan biçimciliğini konuşacağız. Ee, az önce söylediğiniz konu da önemli. Yani her insanın tasavvur ettiği, e, zihninde oluşturduğu ve inandığı biçim e, açıkçası çok farklı. Az önce verdiğiniz örnekte de öyle. İnanma hissinin dışında tasavvurda da annelerimizin, anneannelerimizin e, tasavvur ettiği şeyle açıkçası birçok yönüyle ayrı düştüğümüz... E, Açıklamalarımız, tasavvurlarımız var. Dolayısıyla aslında her bir bire, insan olarak farklı bir biçimde algılayıp, anlayıp, tasavvur edip e, iman ediyor ya da inkar ediyor. Onu ayrıca bir başlık altında konuşacağız. <laughs>